yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek olan iki tanecik premium sandık var. Bugün sizlere o iki premium sandığı göstereceğim. Videonun başında zaten birinin trailerini koymuştum. Şimdi videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like atarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilsen de abone olup bildirim açacaklı yine aynı şekilde destek olabilirsin. Hem de daha fazla bu türde videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Şimdi istersen hızlı bir şekilde hadi bakalım geçelim neler gelecek. Şimdi hemen ilk önce yeni gelecek birinci premium sandıktan başlayalım. Bu birinci premium sandığın içerisinde M416 desteğinde var bu arada. Emojisi de bu şekilde böyle kulaklarından falan bir şeyler çıkıyor, böyle yapıyor, gene çıkıyor falan filan. Değişik bir dans emojisi var. Yani bilmiyorum, çok çok değişik bir şekilde hani çıksa bu arada kullanılabilir. Ortadan da böyle kalp atıyor ve kalp hani uzun süre duruyor. Bence güzel yapmışlar emojisini diyorum ama seti bilmiyorum, hani kırmızı olmaya layık mı orası birazcık tartışılır bence ama hani o kadar da kötü değil. Buna bir pelerin falan ekleselerdi bence daha güzel olabilirlerdi. Bunun bir de ikinci versiyonu var tabii ki de, onu da hemen sizlere göstereyim. İkinci halimiz ise böyle bir şey. Bu da kafasında mikrofon var, buna da ayrıyetten tabii ki de emoji yapmışlar. Bunun emojisi de bence güzel. Bu çok fazla böyle değişik hareketler ediyor bence, bir tık fazla mı ediyor, ne yapıyor oğlum, kol falan sallıyor duruyor böyle, sihirbaz falan mı sandın ki? Ney bu bilmiyorum ama bence güzel. Bu arada bence en iyisi buradaki M406 deseni. Daha önce hiç denemedikleri bir tasarım denemişler ve bence hani bu M406 desenini güzel yapmışlar. Sizlere şöyle yakından göstereyim M406 desenini. M406'ımız ise bu şekilde böyle mavili, beyazlı, altından sarılı falan filan. Hani ilk defa böyle değişik bir premium sandıkta değişik bir M406 sandık deseni yapmışlar. Sandık deseni kelimeler gitti. Bence çok güzel bir desen olmuş diye düşünüyorum. Çanta desenimiz de hani böyle ağaçtan kulübeler çatısı gibi bir şey yapmışlar. Çanta desenine de bu arada bayağı uğraşmışlar. Hani bir leveli falan böyle gözüküyorsa bence güzel. İki levelinde böyle çöp kutusu oluyor, yuvarlak. Bu arada çıksa ben kesinlikle kullanırım bunu. Hani benim hoşuma gitti bak. Direkt buradan hoşuma gittiğini söyleyeyim. 3 levelde ise ortası da bir tane değil çıkıyor. Kurbağa kafalı gibi, kedi kafalı gibi tam belli değil. Böyle işte solda atık su, sağda ağaç falan, ondan var. Ağaç mı oluyordu o, ne oldu unuttum ama neyse, kas deseni olarak bir levelimiz böyle. 2 levele geldiğimizde bu hale geliyor. Bakalım 3 level nasıl derseniz. 3 levelimiz ise hemen sizlere şöyle göstereyim. 3 levelde de bu hale giriyor. Bence tam bir yılanlama kaskı diye düşünüyorum. Bence yılanlama kaskı. Ayrıyetten bir de motor desenimiz var. Bence motor deseni de orta seviye diyebilirim. Hani o kadar lükslüğü yok. Bende şey var, Darcy'nin motosikletiydi sanırım. Tam hatırlamıyorum adını ama hani bende o var. Ayrıyetten bir de premium sandıkta öldürme efekti olan bomba deseni gelecek ve hani bunu sizin çıkartma ihtimaliniz yüksek. Eğer kendi tutturursanız bence bayağı güzel olabilir. İnşallah bana çıkar. Ben 240 UC balkabı almıştım. Bu da çıkarsa kullanırım yani. Daha sonrasında ise bir de böyle bir setimiz var. Bunun da gözünde böyle kameralar falan filan var. Zaten biliyorsunuz Sedon 18'in setinde de, 100 RP setinde de aynı şekilde bu kameralardan vardı. Hani kamera mı deniyor, gözlük mü deniyor, öyle bir şey. Daha sonrasında ise bir de bunun içinde dalgıç seti olacak. Mavili falan filan. Bence dalgıç setiyle M416 bayağı hani renkli, hoş duruyorlar. İnşallah buradan bir M416 ya da bomba çıkartırız diyorum. Çanta deseni de çıkarsa tatlı olur ama birazdan biliyorum. Herkes diyecek ki paraşüt verecek, yüzüne takılan maske verecek. Evet, alıştık kanka. Ya Deniz'in mavi maskesini verir, ya gözlüğünü verir, ya Pembe'nin gözlüğünü verir. Hani 3 tane böyle gereksiz şey var ya bak. Açayım onu direkt o çıkacak. Ayrıyetten bir de geri dönüşümlü simgesinde bir de bomba deseni yapmışlar. Bence bomba deseni de baya güzel. Hani bence güzel yapmışlar. Bir de şöyle bir tane kaset şeklinde bir tanecik de şey desenimiz var. Çantanın arkasında takılan. Bu seferki niyeyse sol yukarı takılmış. Yoksa bu çantaya özel mi bilmiyorum ama hani birazcık öyle takılmış. Bu arada o çanta premium sandıkta yok, haberiniz olsun. Hani aklınıza falan gelmesin. Daha sonrasında ise burada pixelat bottom diye bir tanecik set var. Altlı üstlü. Bunları eğer isterseniz AG'li de alabiliyorsunuz. Bir tane pembe hemşire seti gibi bir şey var. Daha sonrasında ise böyle hafif ejder tasarımlı falan yaptıkları bir tanecik de eşortman stili, işte ambusker shorts deniliyor, sivas ayakkabısı falan filan hepsini koymuşlar içine. Bir tanecik de böyle bir şey var. Ve gelelim trailer'a. Tabii ki de siz bunu videonun başında izlediniz biliyorum. Ben de hadi birlikte izleyelim deyip burada başlattım. Böyle ikisi yarışıyor falan filan, tamam mı? Böyle yarışa giriyorlar, böyle biri elini bırakıyor, birini kolunu bırakıyor falan filan. Sonra bir takla atıyor. Motor böyle bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Buradan giriyor camdan falan, uçuyor böyle falan. Kafasında kocaman kutu kalıyor. Yani trailer yani o kadar. Adamın saçı bile uçuyor bonus kafa. Sonra da böyle diyor ve fotoğraf çekip bitiyor. Peki oyuna gelecek ikinci premium sandığın ödülleri ne derseniz, ikinci premium sandıkta da böyle kırmızı hızlı koşan bir tanecik şey var.
Bir şey diyeyim mi? Bayağı güzel. Bayağı güzel. Ya PUBG bak, bana daha premiumdan bir kere kırmızı vermedin. Hadi bak, bu sefer bu premiumlardan birinden artık bana bir kırmızı at. Bak ben de istiyorum, herkese verdim. Biliyorum bak, sana vermemiş olabilir. Eğer şu an bu video like atarsan inşallah sana da verir diyorum. Hani öyle diyeyim bari, belki sana da çıkar hani. Bir de bunun tabii ki de yeşil versiyonu da var. Kırmızısı da güzel, yeşil de güzel. Ama benim amacım eğer bu çıkarsa emojisi olur şahsen. Çünkü emojisi bu arada daha güzel yani. Yeşili ise bu şekilde böyle kafasında dinozor gibi, buna dair ayrıyetten emoji yapmışlar. Bu böyle oturuyor, kalkıyor ve koşuyormuş gibi yapıyor ağır çekimde böyle. Hani şey gibi, tavşan kaplumbağa hikayesi gibi yapmışlar. Böyle yavaş yavaş koşuyor ve finish'i alıyor. Yani bence bu daha güzel. Bu arada bundan çok fazla TikTok videosu çekilir eğer çıkaranlar olursa. Büyük ihtimalle TikTok'a baya video atarlar yani. Daha sonrasında ise bir de SKS desenimiz var. SKS desenine böyle dikenler falan eklemişler. Hani tasarımını cidden bu arada güzel yapmışlar. Eski premium sandıklarına belki bazılarına diyecek kötü falan ama hani 3 boyutlu olması güzel. Kaskımız var içinde. Bir level hali böyle yarış kaskı falan filan yapmışlar. Hani buradan da bu arada o mavi MP'yi yeni gördüm ben. Bir dakika, ona da bakacağız. 2 level hali kaskımızın bu şekilde ve 3 level'e de gelirsek böyle baya hani ortasına şöyle diken falan çıkıyor, bence güzel olmuş bu arada. Bir şey diyeyim mi? Bu kaskı deseni çıksa bunu da kullanırım bu arada ama hani PUBG ver bize de bir tane. Daha sonrasında ise bir tane böyle çanta desenimiz var. Bu çanta deseninin bir level hali bu şekilde. 2 level gelirsek 2 levelde böyle değişik bir şey yapmışlar. Hani bir şey diyeyim mi? Hayatımda hiç görmediğim çanta deseni yapmışlar oyunda. Harbi diyorum bak, şekli tasarımı falan böyle değişik, hani hiç görmediğiniz değişik aklınıza gelmeyen bir şey yapmışlar. Bence güzel. Orta seviye, pek de iyi diyemem. Ya orta, 3 boyutlu mu? 3 boyutlu o kadar. Tava desenimiz var. Eğer çıkarsa onudan büyük ihtimalle tava deseni de veririm. Merak etmeyin ya. PUBG o konuda hani gel ben veririm sana diyor yani. Gidip güzel şeylerden vermez. Bunlardan verir. Daha sonrasında ise bir tane böyle bu set var. Bu set yanlış hatırlamıyorsam oyuna daha önceden gelmişti diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Hani bu ya bunun bir değişiği vardı ya da bu vardı. Bu eskiden vardı ama pembe olarak da bunu verecekler. Böyle mavili pembe sarılı. Bence güzel. Büyük ihtimal TikTok'ların işine yarar. Daha sonrasında ise bir de böyle bir UMP deseni yapmışlar. Hani belki UMP'yi sevmiyor olabilirsin ama hani UMP silah deseni de çıksa bence pişman olmazsın. Hani ne bileyim, renk konusu falan daha önce hiç oyunda olmayan bir renkte UMP yapmışlar. Daha sonrasında ise bir de böyle şey var. Bir şey diyeyim mi? Bak, videoyu burada durdurdum. Eğer bu videoya like atmayacaksan sana bu çıksın. Bana çıkacağına sana çıksın aga. Bak kesin onu da bunu verecek. Ben eminim. Ya kesin hani. Daha sonrası da ise böyle bir tanecik de böyle bir set var. O kadar. Yani bir pembe üst var, bir de pembe alt var. O kadar. Çanta süsü olarak da böyle sarı çeyrek altın gibi bir şey yapmışlar onu ama yani buradan çeyrek altın gibi gözüküyor. Paraşütümüz ise böyle ortadan bölünmüş, yarısı kırmızı yarısı mavi bir paraşüt desenimiz var. Bende hala paraşütlerde 40 tane var, yeter. Kullanmak istemiyorum. Bir de böyle bir setimiz var. Bu setin bu arada mor versiyonunu, yani tam bu olmasa da mor versiyonunu Royal Pass'ta 180 UC'ye isteyenler alabilecek diye hatırlıyorum. Aynen öyleydi. 60 yok. 60'a premium sandık, 120'ye bunu vereceklerdi UC yükleyenlere. Evet, bu premium sandık videomuzda bu kadardı. Umarım video beğenmişsindir. Kendine iyi bak diyorum ve kaçıyorum. Hoşçakal. Bay bay. Takip ettiğinizse bir takibini alırım. Bay bay.